Allah'ım çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Arkadaşlar selamlar. Direkt konuya giriyorum. Dün Instagram story'me işte böyle kendi kendime konuşarak bir tane video koydum. Dedim ki kız kıza tarzı bir video çekmek istiyorum. O yüzden hani konuşmamı istediğiniz konular varsa söyleyin dedim. Bir dakika. Ay, arka kamerayla çekeceğim. İnşallah pişman olmam. Her neyse. Açıkçası çok fazla hani bir soru geleceğini düşünmüyordum. Çünkü yani kaç takipçim var ki, o kadar takipçim yok gerçekten. Ama gelmiş böyle, çok heyecanlıyım o yüzden şu anda. Her neyse, bu niye burada derseniz, prodüksiyon çok iyi gerçekten. Telefonla çektiğim için demin... Ya buradan Instagram'a da giremedim. O yüzden şöyle fotoğraflarını çektim. Neyse, buradan size anlatacağım. Bakalım. Daha bakmadım sorulara ama çok heyecanlıyım ya. Gerçekten 2-3 kişi yazar diye düşünüyordum. Sonrasını götümden sallamayı planlıyordum ama öyle bir şeye gerek kalmadı. Hani sizi kandırmama gerek kalmadı. Kandıracaktım yoksa, hiç utanmazdım yani. Nereden başlasam? Çok heyecanlıyım. Şimdi ilk şundan bahsetmek istiyorum. Bunu artık koyabiliriz. Biri disiplin, spor yazmış. Şimdi şöyle. Ben... Bunu biliyorsunuzdur zaten, eğer önceki videolarımı da izlemişseniz. Oldukça sık spor yapan bir insanım. 11. sınıfın sonuna kadar, yani bundan 1,5-2 sene öncesine kadar ben düzenli basketbol oynuyordum. Hani basketbol takımındaydım. O yüzden haftada 5-6 gün antrenmanlarımız oluyordu. Yani çok içine girmek istemiyorum ama çok yoğun bir antrenman tempomuz oluyordu. Yazın günde birden fazla kere. O yüzden çocukluğumdan beri çok sporun içinde büyüdüm. Ben mesela çok disiplinli miyim bilmiyorum açıkçası. Mesela uzaktan bakılsa arkadaşlarım diyorlar işte sen disiplinli bir insansın ya da ailem diyor. Ama benim kafam daha çok şöyle çalışıyor. Yani disiplinden çok böyle övülebilecek bir şey olmasından öte hani yapmazsam çok kötü hissediyorum. Ve bu sağlıklı olmayabilir ama bir işi yapmanın aslında en basit yollarından biri de bu. Çünkü direkt yapmamaya tahammül edemiyorsunuz. Mesela bazı insanlar vardır. Ders çalışmayınca kendilerini çok kötü... Abi bu ne? Burada gölge mi var? Yani ne oluyor orada? Neyse. Ders çalışmayınca kendilerini çok kötü hissederler. O yüzden ders çalışırlar. Ya da işte insanlar arkadaşlarına vakit ayırmayınca çok suçlu hissederler. Yani benimki biraz suçluluk duygusundan doğmuştu ilk başlarda. Bunu söyleyeyim. Hani spor yapmayınca gerçekten çok kötü hissediyordum. Şu anda spor yapmaktan aşırı zevk alıyorum. Hani öncesinde de zevk alıyordum ama şu anda hem biraz daha aza indirdiğim için hem de kendimde o zorunluluğu kurmadığım, baskıyı daha az kurduğum için zevk alıyorum spor yapmaktan. Şimdi bu benim için böyle ama çoğu insan için böyle olmadığının farkındayım ve çoğu insan hani bu olaya daha nötr yaklaşıyor. Hani yapmazsa suçluluğu duymuyor ama yapmak için de bir motivasyon arıyor. Şöyle arkadaşlar, bence motivasyon, bu hayattaki her şey için geçerli bu arada. Motivasyon bir şey yapma sebebiniz olmamalı. Motivasyon bir şeyi normalde yapacağınızdan daha iyi yapma sebebiniz olmalı. Zaten başarmak istediğiniz bir hedefi sürekli olarak yaparsanız ve o artık sizin rutininize dönüşürse bazı günler kötü yapacaksınız. Yani bu oluyor. Bazı günler ben spor salonuna gidiyorum, sadece 10 dakika yürüyüp geri geliyorum. Çünkü hani yok içimde, anladınız mı? Yapmak istemiyorum ya da halim yok. Yakın çevremde şunu gözlemliyorum açıkçası çoğu zaman. Bu tür işte spor olsun, sağlıklı beslenme olsun, kitap okumak olsun, yani bu tarz hedeflerde insanlar en mükemmelini yapmaya çalışıyorlar. Özellikle de daha çok böyle rutine bindirememişlerse o hareketlerini. O yüzden çok hızlı başlıyorlar, çok yoğun tempoyla başlıyorlar. İşte üst üste her gün spora gideyim, spora giderken bir yandan da yememi indireyim, işte şunu da yapayım, bunu da yapayım, böyle üst üste koymaya çalışıyorlar her şeyi ve bu güzel bir şey tabii ki de. Ama bence başlangıç için çok da mantıklı bir seçim değil. Aynı zamanda şunu kabullenmeniz lazım. Yapacağınız şeyler bazen bok gibi olacak. Hani bu bir gerçek, gerçekten. Bazen şöyle hissedeceksiniz. Hani yapmasam da olur. Hani bu kadar az yapacaksam yapmasam da olur. Ama o kadar keskin bir ayrım ki ve o kadar önemli bir dönemeç ki o noktada hani yapmanızla yapmamanız arasında çok az fark olsa bile yine de yapmanız şu yüzden önemli. Bir etkisi olacağından değil ama psikolojik anlamda siz o harekete daha da aşinalık kazanacağınız için. Mesela ben akşamları yürüyüşe çıkmayı kendime alışkanlık kazandırmaya çalışıyordum. Çünkü işte bir sürü
mesela dinlediğim Huberman'la podcast'i başta olmak üzere bir sürü podcast'te sürekli adı geçiyordu. İşte yemekten sonra yürüyüşe inmek sindirime yardımcı oluyor. Kan şekerinin düşmesini sağlıyor falan filan. Ya etkileri çok iyiydi. Ve ben akşam yürüyüşlerimi mesela spor anlamında değil, daha çok işte o kan şekerini stabilize etme falan filan. O tür avantajlarından dolayı yerine getirmek istiyordum. Ve ben akşamları ne yapıyordum biliyor musunuz? Yemeğimi yiyorum. Yemeğimi yedikten sonra TikTok'a bakıyordum. Bir saat, iki saat telefona bakıyordum. Bunu bence çoğu insan yapıyor zaten. Ve benim akşam vakitlerim asla verimli geçmiyordu. Sonrası, ama şeyin de farkındaydım. Mesela yürüyüşe indiğimde çok keyif aldığımın, onun bana çok iyi geldiğinde farkındaydım. Ama yemek yiyince o üstüme çöken ağırlıktan sonra bir de tutup da birkaç, bir 10 dakika falan bile yürümek bana zor geliyordu gün içinde. Her yere yürüyor olsam da akşamleyin o saatte yürüyüş yapmak bana zor geliyordu. İşte hava soğuk, ne bileyim şimdi botumu giyeceğim, montumu giyeceğim falan bir şey. Hani gözümde büyütüyordum. Bence ilk başta bir alışkanlık elde etmeye çalışırken ödül değil ama şöyle, hani positive reinforcement diye bir şey var psikolojide. Bir davranışı, hani normalde zaten gerçekleşecek olan bir davranışı kişiye zevk veren başka bir davranışla bütünleştirerek o ikisinin birbirine harmanlanması gibi. Mesela dedim ya yemekten sonra TikTok'a bakıyordum diye. Artık abi yürüyüş yaparken bildiğiniz TikTok'a bakıyorum. Yani ilk başlarda bir ölecek gibi oldum, bir koordinasyonu sağlayamadım ama çok kolay alışılabiliyor. Spor salonunda çok yürüdüğüm zamanlarda da, çünkü ben 1,5-2 saat yürüyordum günde. Özellikle YKS'ye çalışırken şeyi fark etmişim. Hani yürürken kitap okuyabileceğimi fark etmiştim. Bu bazılarınıza tuhaf gelebilir ama ben bunu gerçekten yapıyordum. Artık yapmıyorum çünkü artık o kadar fazla yürümüyorum zaten. Mesela yürüyüş bandındayken kitabımı o yürüyüş bandının ekranına koyuyordum. Oraya tutunarak kitabımı okuyarak yürüyordum ve böyle bir saat geçiyordu gerçekten. Kitap okurken fark etmiyordum ya da film izliyordum. İşte hala yaptığım gibi YouTube izliyordum. Yani kendinize kazandırmaya çalıştığınız alışkanlıkları biraz nasıl denir? Yapmayı seveceğiniz türde yapın. Hani spor yapmak aslında böyle çoğu insan zor geliyor. Bana da bazen zor geliyor. Ama düşününce o kadar keyifli ve özel bir şey ki. Ben mesela bütün gün oturunca mutsuz olurum. Hani içimde bazen o kadar enerji var ki. Mesela birkaç gündür bir tane sınava hazırlanıyordum. Size geri dönüşleri olunca anlatırım. Ve mesela çok enerjik olduğum anlar var. Anladınız mı? Ve enerji enerjiyi doğuruyor bence gerçekten. Hani ne kadar hareket ederseniz o kadar daha fazla hareket etmek istiyorsunuz diye düşünüyorum. Ve ne kadar mayışırsanız, hani o mayışmak kavramı var ya, o gerçekten de sizi bir şeyler yapmaktan alıkoyuyor. Yani tabii spor vücudu şekillendirmek, vücudu değiştirmek için kullanılan bir araç. Hani ben de %70 o yüzden yapıyorum. Ama gerçekten mesela bana deseler ki hiçbir zaman spor yapman gerekmeyecek, istediğin vücuda ulaşacaksın ki şu anki vücudumdan hani biraz zor oldu ama memnunum gayet. Ben bunu açıkçası istemezdim. Hani hiçbir zaman spor yapmamayı ideal vücutla takas etmezdim. Çünkü spor yapmak bana gerçekten keyif veriyor. Yani spor salonuna gittiğinizde belki utanıyor olabilirsiniz. O da aşılır ama eminim. Onun bir gün biraz daha uzun uzun konuşuruz. Hani podcast dinleyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz. Ben ağırlık antrenmanları yaparken set aralarında kitap okuyorum bazen. Gerçi uyarı yedim bu yüzden ama... Abi ama telefona bakmakla aynı şey. Hani niye uyarı yedim bilmiyorum gerçekten. Spor yöneticileri beni odasına falan çağırdı. Neyse. Çünkü biri şikayet etmiş. Milletin derdi yok, beni şikayet ediyorlar spor salonunda. O kadar çok şikayet edildim ki. Spor salonunda ben bambaşka bir insanım arkadaşlar gerçekten. Neyse. Ya ben çok disiplinli bir insan olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası disiplin şey de değil yani. Yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmanız değil. Zaten yaptığınızda size iyi geleceğini bildiğiniz bir davranışı o anki duygusal rahatsızlığınızı biraz göz ardı edebilmeyi öğrenerekten yapmaya devam etmek. Mesela spora gitmenin size iyi geldiğini biliyorsunuz. Ya da spor yapmanın sizi mutlu ettiğini biliyorsunuz. Ama o sırada evde oturduğunuz için televizyon izlemek daha kolay geliyor. Hani o anki rahatlığınıza kanmayaraktan yine de bir efor sarf ederek gitmek. Yani sonuç olarak disiplini nasıl sağlarsınız? Disipline size iyi gelen şeyleri önce belirleyeceksiniz. Çünkü belki senin yaptığın spor şu anda
sana zevk vermiyor. Çünkü bazı sporlar var gerçekten. Yani spor diye bahsettiğim bazı spor rutinleri var. Fitness rutinleri. Gerçekten öldürücü. Hani insan keyif vermeye. Size keyif veren versiyonunu bulun, tamam mı? Birinin işine yarayan şey başka birinin işine yaramayabilir. Mesela ben yürümeyi genel olarak zaten çok seven bir insanım. O yüzden spor salonu, yani kardiyo yapacağım zaman spor salonunda da yürüyorum. Ben bazısı mesela yürümeyi değil koşmayı sever ya da ip atlamayı sever. Ben mesela ip atlayamıyorum, beceremiyorum. Hani biri tutup bana bugün 10 dakika ip atlayacaksın dese ben de spora gitmek istemem. Anladınız mı? En hoşunuza giden versiyonlarını bulun kazanmak istediğiniz alışkanlığın. Sonrasında alışkanlığı kazandıktan sonra biraz daha istemediğiniz yönlerine de el atmaya başlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki yoga yapmayı ve yoga, pilates, böyle şeyleri seviyorsunuz. Hani bunlar çok güzel ama ağırlık antrenmanları da çok büyük önem arz ediyor spor yaparken. İlk başta spor salonuna gittiğinizde kendinize böyle güzel güzel kıyafetler alın. Gerçekten bence spor yaparken nasıl göründüğünüz de önemli. Hani şu anlamda önemli. Sizin için önemli. Siz kendinizi nasıl en güzel buluyorsunuz? Yani spor salonunda sanki bir arkadaşınızla buluşmaya gidermiş gibi hazırlanın. Hani tutup makyaj yapın, işte süslenin falan demiyorum ama hani spor salonunda tutup da böyle üşendiğiniz için pijamayla gider gibi yapmayın. Anladınız mı? Gerçekten etkisi oluyor ne giydiğinizin, nasıl spor yaptığınızda. En azından benim için. Bence çoğu kız için böyledir ama. Ve abi işte yogadan mı zevk alıyorsunuz? Yogayla başlayın. Artık spor salonuna gitmek sizin için hani böyle düşünce gerektirmeyen bir eyleme dönüştüğünde, evet ben salı günleri şu saatte spor salonuna gidiyorum haline aldığında, salı günü mesela o gün ekstra motivasyonunuz var. Şimdi motivasyon nerede işimize yarıyor? Burada yarıyor. O gün ekstra motivasyonunuz var. Çok güzel bir şarkı dinliyorsunuz. Hareketleriniz güzel, bir şey yaşandı. Onu düşünüp spor yapacaksınız. Mesela ben hep yaparım. Diyeyim ki, ulan bugün yogamı da yapayım da hani şu ağırlıklara da bir bakayım diyeyim, tamam mı? Önce motivasyon gerektirmeyen aşamalarını tamamlayın. Zaten hali hazırda sevdiğiniz şeyleri yapın. Motivasyonunuzun olduğu bir günde normalde yapmayacağınız şeyleri deneyin. Sonra böyle üst üste koya koya bir rutine binecek zaten. Çünkü eğer doğru adımları takip ederseniz sonuç göreceksiniz. Gördüğünüz sonuçlar da sizi bence İleri götürmeye teşvik edecek. Ama bir yandan da şöyle düşünün gerçekten, lütfen spor konusunda. Ben böyle düşünmeye başladığımdan beri çok daha rahat oldu her şey. Hani mesela ben geçen de yatmadan önce şeyi düşünüyordum. Ben 5. sınıfta kolumu kırmıştım. Ve dediğim gibi ben basketbol oynuyordum çok uzun zaman boyunca. Ve o kolumu kırdığım bir ay bana o kadar hani böyle farklı bir deneyimdi ki. Gerçekten hareketim o kadar kısıtlandı ki ne basketbol oynayabiliyorum, ne dişime bile doğru düzgün fırçalayamıyordum, yemeğimi doğru düzgün yiyemiyordum. Yani biraz bu açıdan düşün. Geçen de yatarken onu düşünüyordum. Dedim ki, ulan vücudumdaki her yer olması gerektiği gibi çalışıyor. Ve çoğu insan için böyle. Ya da mesela birkaç gün önce çok büyük ağrılarım vardı. Niye anlamadım. Ama böyle yürürken kabız gibi yürüyordum. Gerçekten yürüyemiyordum. Hem popom ağrıyor hem belim ağrıyor. O yüzden çok istediğim kadar spor da yapamıyordum. İçimde çok büyük bir enerji olmasına rağmen. Ve o gün dedim ki, ya bundan birkaç gün önce çok istediğim kadar spor yapayım. Yani istesem maraton koşar. Ya maraton koşamazdım da. Hani istediğim en ekstrem hallerini bile yapardım. Şu anda fiziksel sebeplerden dolayı yapamıyorum. Yani biraz böyle düşünün gerçekten. Böyle düşünürseniz daha sağlıklı bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Şimdi biri yazmış ki...